Merhabalar, bu videoyu bir istek üzerine çekiyorum. YouTube kanalındaki yorumlara baktığımda bir arkadaşımız, bir öğretmen arkadaşımız bizden Capwing uygulamasının nasıl kullanıldığını istemişti. Ben de bu istek üzerine bu videoyu çekiyorum. Bugün sizlerle Capwing uygulamasını göreceğiz. Capwing ile arkadaşlar işbirlikçi, kolaboratif olarak yani başkalarının da emeği ile bir ortak ürün çıkarmak isteyen, bir ekip halinde bir video montajı yapmak isteyen ekipler için bir Web 2 aracı. Sizler de çok memnun kalacaksınız tahmin ediyorum. Yine sizlerin de herhangi bir uygulama hakkında isteğiniz varsa lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. Anında dönüş yapmaya çalışacağım ve yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdi hep birlikte Capwing ile video montajı nasıl yapılır? Nasıl düzenleme yapılır? Bunları göreceğiz. Öncelikle Capwing sitesine bir giriş yapalım. Google'a sol üstte gördüğünüz Capwing yazdım ve resmi siteye girmiş oldum. Hemen sağ üst tarafta bulunan Sign in üyelik kısmına tıklayarak üyelik girişi yapacağım. Bakın bize daha basit yoldan giriş yapmamız için Google ile veya Facebook ile giriş yapmamıza izin veriyor. Ben her zamanki gibi Google ile tercih yapıyorum ve Google'a giriş yapıyorum. Giriş yapmak için Gmail hesabımı seçtim ve benden bir izin istiyor hesaba erişmek için. Sağ alttaki izin ver butonuna basıp artık uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulama arayüzüne giriş yapmayı başarıyla tamamladık. Hemen sol tarafta ve sağ tarafta bulunan terimler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Zaten ana ekran üzerinde görünen New Content kısmına bastığımızda artık yeni bir çalışma alanı, yeni bir proje yapmaya başlayabiliriz. Sol tarafta My Workspace dediğimiz alan, yani burası oluyor bizim çalışma alanımız. Hemen altındaki Create New Workspace'ten yeni bir proje başlatabiliyoruz. Burada araçlarımız var. Studio üzerinden şablonlarla beraber çalışma yapabiliriz. Templates dediğimiz kısım temalar, yani şablonlar. Buradaki hazır şablonları da kullanabiliriz. Collection kısmında koleksiyonlar var. Az sonra bunları da göstereceğim zaten. Subtitles kısmında altyazı. Bakın güzel bir özellik daha var. Ve altta bulunan Audio kısmından da videolara ses ekleyebiliyoruz. Şimdi sol alt tarafta size bir şey göstermek istiyorum. Demiştim ki size videonun başında işbirlikçi bir uygulama. Yani ekibinizle birlikte videolar, projeler hazırlayabiliyorsunuz. İşte buradaki Add New Team yeni bir takım ekleme kısmından yeni bir takım oluşturuyorsunuz. Bakın zaten burada açıklamasını da yapıyor bize. Takımlar diyor, bakın işte şirketlere, fabrikalara, yöneticilere yani birçok grup oluşturma imkanı sağlıyor. Ancak bunda paralı özellik var mı diye merak ediyorum ben de, şimdi deneyeceğim. Ben bir isim veriyorum takımın adına. Onaylıyorum. Evet. Şimdi takım oluşturdum. Bakalım lisans eklememi istiyor ve buradan kullanıcı eklememi istiyor. Şuradan bakın mail yazacağım ama yazamıyorum. Neden? Şimdi şundan dolayı. Buradaki add lessons diyor. Yani bastığımda zaten bakın paralı olduğunu görüyoruz. Demek ki takım halinde yapılan videolar paralı. Ama önemli değil. Biz sonuçta videolarımızı düzenleyebiliriz bireysel olarak. Hemen ne yapıyoruz? Sol taraftan Create New Workspace diyerek yeni bir çalışma alanı oluşturuyoruz. Hemen buradan bir başlık yazalım projemize. Diğer adıma geçiyoruz. Bakınız, isterseniz buradan şimdi takım çalışmasını, evet burada yapabiliyoruz. Bakınız zaten burada açıklamasını yapıyor. Bakın takımınızda tüm üyeler işte oluşturabilir, düzenleyebilir, indirebilir ve görüntüleyebilir. Hatta projelerinizi silebilir. Eğer buradaki linki kopyalarsanız, kimlerin video montajı üzerine çalışmasını istiyorsanız o kişiye yolluyorsunuz ve o da bu link üzerinden sizin çalışma alanınıza giriş yapabilir. Evet, yine link üzerinden değil de mail üzerinden de davetler gönderip arkadaşlarınızın bu çalışmaya dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Ben kopyaladım ve devam ediyorum. Şimdi benim çalışma alanıma bu link üzerinden erişebilecekler. Şimdi yeni bir içerik oluşturmak için New Content'e basıyorum. Bakınız karşıma çıkan ekranda isterseniz boş bir çalışma alanıyla başlayın diyor.
İsterseniz bir videonuz varsa buradan yüklersiniz. Şimdi deneme amaçlı video üzerinden çalışacağım. Ben buradan var olan bir videomu yüklüyorum. Sizler de projelerinizde videoları genelde yüklüyorsunuz. Video çalışmalarımızı böyle yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan iki tane videomu seçtim. Şu an bir tane seçebiliyorum. Evet, aç dedim. Şu an videom yükleniyor. Yani isterseniz boş bir sayfayla da başlayabiliyorsunuz. Evet, istediğim video yüklendi. Bakınız buradan başlatabiliyorum videomu. Videom ortalama 7 saniyelik bir video. Şimdi bu video üzerine çalışmalar yapacağız. Şimdi şöyle üst taraftan başlamak istiyorum. Zaten buradan video yükleyebiliyorsunuz. Burada yapacağınız videolara yazı ekliyorsunuz. İsterseniz fotoğraflar da yükleyebiliyorsunuz. Burası timeline. Timeline dediğimiz zaten bizim videomuzun çalışma alanı dediğimiz yer. Scans var burada. Burada videonuza bazı eklemeler, çıkarmalar yapabiliyorsunuz. Veya videonuzun arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Ya da ses kısmı dediğimiz videolarınızda ekstra bir ses eklemek isterseniz de buradan ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben buraya bir video daha eklemek istiyorum. İki video çalışması için. Hemen videomu seçiyorum. Bir video daha seçtim. Onu da yüklüyor şu an. Evet, gördüğünüz gibi bir video daha ekledim ve videomun süresi 19.80 saniyeye çıktı. Şimdi arkadaşlar buradaki Edit in Studio kısmına da basarsanız yine videomuzun çalışma alanı karşımıza gelecek ve şu an iki videonun birleşmiş halini görebiliyorsunuz. Yine ben basıyorum o Scans kısmına. Burada bir şey daha göstermek istiyorum. Videolarınızın boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bakınız 4.5. Genelde bizim kullandığımız 16.9, yani YouTube video versiyonu. O yüzden 16.9'da kalmasını tavsiye ediyorum. Şöyle renklere de bakalım. Zaten videomuzun kendi rengi var. Evet, şu an başka bir şey yok ve ben edit diyorum, devam ediyorum. Yine üst kısımda audio kısmından sesler yükleyebiliyorsunuz. Bakınız bir videonun sesini veya kendi bilgisayarınızda bulunan bir sesi de buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi altyazı kısmı var. Bakın bu da çok güzel bir özellik. Videolarınıza altyazı ekleyebiliyorsunuz. Örnek olarak denemek istiyorum. Önce diğer videomla başlayayım. Evet, deneme amaçlı yaptım ve tamam diyorum. Bakalım nasıl oldu bilmiyorum ben de. Evet, bakınız diğer videomu eklemiştim, ilk videoma değil. Göründüğü gibi bakın yapmış oldum, altyazı göründü. Böylelikle videolarınızı açıklamalarda ekleyebilirsiniz. Evet, subtitles tamam. Burada herhangi bir şey yok başka. Çok basit şeyler. Yine kendiniz de bir altyazı ekleme dosyasını ekleyebiliyorsunuz. SRT uzantılı bir dosya. Buradan da gereken düzenlemeler yapabilirsiniz. Sağ ve sol, işte renk ayarları. Bunu kendinize göre ayarlarsınız. Yine yazı şekilleri gibi. Evet, bu da tamam. Şimdi elementler var burada bakın. İstediğiniz şekillerde ekleyebiliyorsunuz veya kendiniz de yükleyebiliyorsunuz. Yine kayıt kısmı var. İsterseniz ekran kaydı bile yapabiliyor bakınız. Ya da sadece kamera kaydı veya yalnızca ses kaydı. Gerçekten çok geniş kapsamlı bir uygulama Capping. Hatta şu an içinden geçiriyorum ki ben neden bunu daha önce keşfetmedim. Artık genelde sanırım ben de bu çalışma uygulamaları kullanacağım. Evet arkadaşlar, genel olarak bu kadar. Şimdi devam ediyorum bazı özelliklere göz atmaya. Şurada timing kısmı var. O dikkatimi çekti. O da zamanlama ile ilgili bir şey ancak zaten bizim videolarımız burada var. Yine bakınız add scan diyerek birçok sahnede ekleyebiliyorsunuz. Boş sahneler. Bunların üzerine de yazı olsun. Bakın yazı ekleyelim. Buna da ekleyebiliriz. Text. Bakın bu tarz düzenlemeler yapabilirsiniz. Fotoğraf da eklemek istiyoruz. İsterseniz bakın upload kısmından da yükleyebiliyorsunuz veya kendiniz de araştırabiliyorsunuz. Emojiler de mevcut bakın. Yani çok geniş kapsamlı. Gerçekten bu uygulamayı beğenmemek imkansız. Evet, şöyle bakınız bir emoji ekledim. Şöyle farklı baktığımızda başka bir anlatacağım bir konu yok aslında. Basit olarak kullanımı var zaten. Yine sorunuz olursa mutlaka yorum olarak bana yazın.
Şimdi bakınız geldik paylaşma kısmına. Peki videoyu nasıl paylaşacağız? Şimdi şurada bir settings kısmı var. Buna basmak istiyorum. Bakın videonuzun çıkış formatını gösteriyor. Default olarak seçerseniz MP4 yani olması gerekendir. Eğer GIF olarak yapmak isterseniz de GIF basarsınız ama hayır biz GIF yapmayacağız. Video kalitesini soruyor. Standart mı olsun, yüksek kalite mi olsun? Standartta 720 piksel. High'de yani yüksekte 1080 dediğimiz. Ama bu tabi videonuzun boyutunu da değiştirir. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi devam edeceğim. Geldik videonun dışarı aktarımına. Sağ üstte bulunan Export Video basıyorsunuz. Export Video bastığınızda böyle bir ekran gelecek. Sanırım bu ekranda çalışma süresinde ne diyor? Evet, şu an videonuz bakın ne diyor? Ücretsiz formatta dışarı aktarılıyor. Burada videonuzun dışarı aktarım aşamasını sanırım inceleyebiliyoruz. Bu arada siz beklerken diyor, Kaffi kendi kanalında size tavsiye ediyor. Arkadaşlar, biz de videonun çıkmasını beklerken Öğretmen Çocuk kanalında sizleri bekliyorum. Her gün bir uygulama tanıtım yapıyoruz. Eminim çok beğeneceğiniz uygulamalar vardır. Sizler de abone olursanız mutlu olurum. Aynı zamanda da beğenmeyi unutmayın bu videoyu da. Videomuz hala hazırlanıyor aktarım için. Evet arkadaşlar, uzun bir bekleyişin ardından videom hazır. Şimdi bakınız burada download diyerek indirim yapabiliyorsunuz. Edit diyerek de düzenleme ekranına geri geliyorsunuz. Kopyala da yeni bir kopya oluşturabiliyorsunuz. Şimdi burada copy link derseniz eğer bu videoya direkt erişim sağlayabiliyorlar yani izleyebiliyorlar. Biz indirmek istersek buradaki download'a basacağız. Ya da videonuzu direkt kod olarak herhangi bir yere web site olsun, blog olsun, Twin Space'te denemedim. Oraya da muhtemelen olur. Zaten link üzerinden Twin Space'e ekliyoruz. Twin Space'e Padlet'in mesela özellikle ekleminde anlatmıştım videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi ben download diyorum ve videomu indiriyorum. Bakın direkt indi. Şu açalım bakalım. Evet, herhangi bir sorun yok. İstediğim gibi çalışmalar var. Sizler daha eğlenceli olarak, daha düzenli olarak bu videoları düzenleyeceksiniz. Ben basit olarak ne işe yarar, nasıl yapılır ve paylaşım aşamalarını anlattım. Sizler de harika videolar çıkartacaksınız eminim. Bir sonraki videoda yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma da sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere.